Merhaba ben Burak Şambak. Yeni eğitim videoma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda anlatacağım konu Photoshop Beta'ya 2-3 gün önce gelen yeni bir güncelleme ile ki bu yeni güncelleme ile versiyon 25.13'e çıktı. Güncellenen silme aracımız yani Remove Tool'un update İngilizcesi ile bunun getirdiği değişiklikleri ve kolaylıkları size anlatacağım. Bu güncelleme ile değişen silme aracı şu anda sadece bu en son sürüm beta versiyonda geçerli. Yani bizim şu anda kullanmış olduğumuz resmi Photoshop versiyonunda geçerli değil. Ama yarın öbür gün buradaki hatalar, problemler düzeldikten sonra normal Photoshop'un içine de gelecek. Dolayısıyla siz bu videoyu izlemiş ve ne yapacağınızı biliyor olursanız normal Photoshop'a geldiğinde de sizin hiçbir sorununuz olmayacak ve doğrudan kullanmaya başlay olacaksınız. Yani bir anlamda tecrübeli olacaksınız. Bu bahsettiğim silme aracı Remove Tool ile ilgili olarak daha önce size şu anda ekranda görmüş olduğunuz eğitim videosunu yayınlamıştım. Ve burada seçme işlemini yaparken yine Photoshop'un orijinal versiyonuna gelen seçme fırçasıyla yani Selection Brush ile işlerin nasıl kolaylaştığını anlatmış ve bu kolaylıktan da mutlu olmuştum. Bu tip görsellerde silmek istediğimiz şey çok fazlaysa bunu nasıl kolaylık sildikten sonra bir anlamda bu hale getirdiğimizi göstermiştim. Şimdi iş daha da kolaylaştı. Ama öncelikle beta versiyonunuz yüklü değilse veya güncel değilse bunu nasıl güncelleştireceğinizi size göstermek istiyorum. Şu an bilgisayarımın masa üstündeyim ve gördüğünüz gibi Adobe Creative Cloud uygulamasını çalıştırıyorum. Ve burada sol tarafta Apps yani applications yani uygulamalara tıklıyorum. Burada sağ tarafta view updates yani güncellemeleri göre tıklıyorum. Ve burada bakıyorum şu anda benimkinin hepsi güncel olduğu için göremiyorum ama eğer Photoshop Betam benim güncel olmasaydı burada update yani güncelle çıkacaktı. Ve burada da görüyorsunuz 25.13 versiyonunu ben zaten kullanıyormuşum. Bu kadar basit iş güncelleme işi. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden hemen photoshop'un içine geçeceğim. Ve photoshop betanın içindeyiz. Buradan da göstereyim. Help yardıma tıkladığım zaman burada about photoshop photoshop hakkında tıkladığım zaman Burada 25.13 versiyonunu kullandığımı siz de görüyorsunuz. Yani güncel kullandığıma emin oluyorum ben de. Tekrar bunun üzerine tıkladığım zaman bu kayboluyor. Şimdi sol taraftaki araç çubuğundan remove tool'u seçtiğimiz zaman burada yepyeni bir menü var. Artı seçimi yaptığım yere bir şeyler eklemek, buradaki eksi şu anda seçili değil. O da yaptığım seçimden çıkartmak size dediği boyut dediği bu fırçamın büyüklüğünü ayarlıyor. Örneğin daha da ufaltırsam şöyle oluyor. Daha da büyütürsem bu hale geliyor gibi. Öyle düşünün. Buradaki setup düğmesi sizin bir yeri seçtiğiniz zaman boyadığınız renk magentaydı. Daha önce bunun seçimi yoktu. Şu anda bu seçim de gelmiş durumda. İstiyorsanız bu rengi değiştirebilirsiniz. Başka bir renkle göstersin daha rahat göreyim diye. Opacity geçirgenlikte şu anda %25. Bunu da istiyorsanız arttırabilirsiniz. Ben bunu örnek olsun diye 50'ye getireyim. Getirdim. Şimdi şurada yepyeni bir şey var. Find distractions diyor. Yani görüntüyü bozan görüntü kirliliklerini bul gibi bir şey bu. Tıkladığınız zaman iki tane seçenek var. Bu daha önce yoktu. Bir tanesi wires and cables yani teller ve kablolar. İkincisi de people yani insanlar. Yani bir anlamda özneler. Bunun yanında mod diye bir bölüm var. Bu da 1, 2, üç tane seçenek var. Bir de en altta bir bilgi bölümü var. İlki auto dediği otomatik olarak Photoshop kendisi düşünerek AI yani yapay zeka kullanarak sizin seçtiğiniz yeri doldurabilir. Bu seçimi Photoshop'a bıraktığınız bir seçenek. Always use generative AI. Bu ikincisi ise her zaman muhakkak olarak generative AI kullan. Yani üretken yapay zeka kullan. En alttaki de never use generative AI. Hiçbir zaman için sen AI kullanarak burayı doldurma. Şimdi bizim alıştığımız araçta biz AI kullanmıyorduk. Photoshop'un kendisi fotoğrafın içindeki benzer dokularla o bölgeleri değiştiriyordu. Bu o seçenek. Ve bizim ilk hedefimiz de muhakkak surette never use generative AI yani hiçbir zaman kullanma olmalı. Sebep ne? Çünkü kredimiz gidiyor. Kredimiz az kaldıysa burada harcamamak için ben bunu Never Use Generative AI'da bırakıp gerekirse ki gerekecek örneklerde göreceksiniz. O zaman değiştireceğim. Eğer boş bir katman ekleyip burada örneğin şurada hemen yapayım. Buraya boş bir katman ekledim. Onun üzerinde bu değişiklikleri görmek istiyorsam o zaman Sample All Layers yani tüm katmanları örneklendiri seçmem lazım. Ben bunu yapmayacağım. O yüzden seni de çöpe atacağım. Ben de işaret edeyim, size işaret olabilir. Burada da remove after each stroke yani her bir boyamadan sonra, her bir darbeden sonra sil. Bunu da ben işaretlemiyorum çünkü birden fazla yeri işaretleyip ardından bütün işaretleyeceğim, seçeceğim yerler bittiği zaman buradaki OK'yı tıklıyorum. Şimdi araç çubuğunu öğrendik. Find distractions. Bakın tıkladım ve buradaki people, insanları bul diyorum. Tıkladığım zaman finding people diyor. İnsanları arıyor diyor. Ve gördüğünüz gibi kendi kendine insanları buldu. Bulmadığı insanlar da var. Ben burada şimdi şu okay tikini tıkladığımda bunu söylemeyi de çok seviyorum. okay tikini tıklamak. Bunların hepsi silinecek ama seçmediği insanlar var ve ben mesela şu ortadaki bölümünde seçilmemesini istiyorum. Bu da bizim için güzel bir örnek olacak. Şuradaki artı eksileri çünkü kullanacağız. Şu an artı modda, ekleme modunda gel buraya dedim siz de insansınız. Sizin de hakkınız silinmek dedim. Şurada bir grup insan var. Yansımaları da var. Biliyorsunuz çerçeveyi çizdiğiniz zaman yani Bölümün kenarlarını çizdiğiniz zaman ortasında kendisi dolduruyor. Sen de gel dedim. Siz kalın dedim. Siz gidin dedim. Sonra şöyle yapalım. Biraz çabuk olsun diye tık tık sen de ekledim. Sonra şu bölümü de şöyle ekledim. Şurada birileri kaldı. Ve bu bölümü de çıkartmak istiyorum. O zaman buradaki eksiye tıklıyorum. Bu adamların ortada onlar kalsın istediğim için etrafını siliyorum. Birazcık fırçamı büyüteyim. Şöyle yaptım. Ve buradaki magenta renk gitti. Yani ben burayı bir anlamda seçmemiş oldum. Şimdi Okey tikini tıkladığımda hop bütün o insanlar gitti. İkinci örneğe geçiyorum. Şimdi burada hem bir insan var yok etmek istediğim hem de burada bir sürü dikkat dağıtıcı işte ipler, kablolar, şunlar bunlar var. Ve ben yine Remove Tool'dayım. Dolayısıyla şuradaki seçeneklere giriyorum. Biraz önceki o fotoğrafta bir sürü insanın bulduğuna göre burada net olarak gözüken bu insanı bulması çok kolay değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Ve girdim Find Distractions. Yani neleri sileceğimi seçeceğim. Yine People dedim. Bakın bir uyarı geldi. Couldn't find any people who are not the subject of the image. Yani Fotoğrafın konusunun öznesi olmayan kimseyi bulamadım. Bu çocuk tam ortada ve bu fotoğrafın öznesi benim silmeye elim gitmiyor gibi bir mesaj veriyor bana Photoshop. Bunu kapıyorum. Ben illa bunu sileceksem gelip bunun etrafını şu şekilde boyayıp silme işlemi için buradaki okey'i okay tıklayabilirim. Şimdi geri aldım bunu. Yani seçilmesi çok kolay bir şey olmasına rağmen fotoğrafın öznesi olduğu için Photoshop ona dokunmuyor. Şimdi bu cebimizde tutacağımız notlardan bir tanesi. Peki şu halatları falan silelim. Şu wires and cables'dan tıkladım. Dikkat edin removing area diyor. Removing area yani silecek. Bana bir seçenek vermeyecek eklemek ve çıkartmak için. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım öyle olacak mı? Evet aynen de öyle oldu. Bir anda gördüğünüz gibi şu bölümlerdeki ipleri, halatları sildi. Benim herhangi bir şekilde edit etmeme, eklememe, çıkartmama izin vermedi. Nasıldı fotoğraf? Şu şekildeydi. Şu hale getirdi. Benim artık burada ne yapmam lazım? Bu fırçayla kendim boyayarak buraları seçip İşte istiyorsam şuraları da boyayarak, istiyorsam buraları da boyayarak ekleyip buraya şunları falanları filanları. Ardından buradaki okeyi tiklemem lazım. Yapmayacağım bunu. Zaten bu nasıl kullanıldığını burada okey basınca ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi üçüncü örneğe geçeceğim. Aynı şeyi yapalım. Girdim. People, insanları seç dedim. Bakın çok ilginç. Burada fotoğrafın ana konusu olan bu kişiyi seçmedi, arka planda yer alan kişileri seçti. Demek ki Photoshop'un içinde özel bir emir var. Daha net, daha keskin olan insanları seçme, diğerlerini seç diyor. Bunu rafine etmek lazım. Şuraları ve şu valizi de eklemek lazım. Modumuz artı. O yüzden şu adamı ve buradaki lekeyi seçtim. Valizi de ekledim. Ardından OK tikine tıkladım. Ops gittiler. Buralarda birkaç sıkıntı kaldı. Bunları bir kez daha üzerinden giderek düzenleyebilirim. Yine OK tıkladım. Ve fotoğraf şu halden şu hale geldi. Gayet de güzel oldu. Kapadım. Dördüncü örneğe geldim. Bakalım burada insanları bulacak mı? People yine aynı uyarıyı verdi. Diyor ki sen nasıl fotoğrafçısın diyor. Keskin olan ve net alan derinliği içinde olan insanları silmemi mi istiyorsun? Deli misin sen diyor. İlla sileceksen diyor kendin uğraş diyor. Bence çok başarılı mantıklı bir düşünce. Kapıyorum bunu da. Geldik 5. örneğe. Oldukça karma karışık bir fotoğraf. Bakın şimdi ne yapacağım. Yine Find Distractions yani göz alacak detayları bul. Burada people, insanları seç. Seçimi yaptı. Çok da güzel bir seçim yaptı. Yine takdir ettim. Bakın bu adamın burada bir gölgesi var. O gölgeyi de seçti. Ama bunun da rafine edilmesi lazım. Şu kısmı ve burayı eklemek istiyorum. Artı ekleme modunda fırçada. Seni de seçiyorum dedim. Ve seni de seçiyorum. Şu kısım dedim. Şimdi unutmayın ki biz şu ana kadar hep buradaki Never Use Generative AI hiçbir zaman için üretken yapay zekayı kullanma modundaydık. Ve hala o moddayız. Bakın şimdi buna OK diyeceğim. Saçma sapan bir şey yaptı. Farkında mısınız? Şu adamın kopyasını aldı buraya koydu. Çok kötü bir iş yaptım. Ben bunun bir snapshot'ını alayım şöyle. Tekrar başa döneyim. Tekrar geliyorum buraya. People insanları seç diyorum. Seçti, düzenlemeyi de yapayım. Şuraya ekledim. Şurayı da ekledim. Ama bu sefer buradan Always use generative AI. Her zaman yapay zeka kullana tıkladım. Fotoğrafın içinde bu bölgeleri dolduracak kadar doku olmadığı için bir önceki saçma sapan sonuçla karşılaştık. Yapay zeka ile bunu dolduracağım zaman ne olacağını şimdi göreceğiz. Tabii bir kredi gidiyor bununla. OK'e okay tıkladım. Generative AI kullanmadan böyle bir değişiklik yapmıştı. Generative AI kullanarak da böyle bir değişiklik yaptı. Bu elbette diğerinden daha başarılı bir sonuç. Ama size tavsiyem ilk başta buradan muhakkak surette krediniz gitmesin diye Never Use Generative AI'ı seçmeniz olmazsa diğerini seçmeniz. Şimdi burada kablolar da var yani halatlar da var. Bakalım onu nasıl düzeltecek. Wires and cables tıkladım. Evet bu halatların bir kısmından kurtulduk ama geri kalanlardan da kurtulmak için ek olarak bu sefer boyayıp da yapmayı deniyorum. Burayı boyadım. Şurayı boyadım. Bunu boyamayacağım çünkü bunun bağlı olması gerekiyor. Ama şurada bir ip uzantısı var. Burayı boyuyorum o yüzden. Şunu da yok edeyim bari. Ve bunun için AI kullanmamayı tercih ediyorum. Tikliyorum. Ve fotoğraf bu halden bu hale gelmiş oluyor. Bu son örneğim. Bu fotoğraf bana ait değil. Sevgili arkadaşım Günnaz İlan'ın bir fotoğrafı. Derslerde kullanmam için bana izin vermişti. Burada da bakalım şu elektrik hatlarını ve buradaki arkadaki daha ince olan diğer elektrik hatlarını bulup silebilecek mi? Geldim. Wires and Cable'a tıkladım. Evet oldukça güzel bir iş yaptı. Buradaki arkadaki ince kabloları da sildi. Tahmin ediyorum ki bu Find Distractions bölümündeki Wires and Cables bölümü yani teller ve kablolar bölümü seçimle rafine edilmeye uygun hale getirilmek zorunda. Yani bu Photoshop'un orijinal versiyonunda geçtiği zaman muhtemelen öyle gelecektir. Çünkü burada olduğu gibi geriye dönüp bu koşum takımını siz silinmesini istemezsiniz. Dolayısıyla bunların kalmasını istersiniz ama bize seçenek vermiyor bu bölümde. Bunun yanında people insanlar bölümünde size bu seçeneği veriyor. Burada vermiyor. Vermemesi bence bunun şu anki beta'daki en büyük eksikliği. Bu altı farklı örnekle beta'nın 25.13 versiyonunda Güncellenmiş olan remove tool yani silme aracının güncellenmiş menüsünü ve yapabildiklerini birlikte inceledik. Bunun Photoshop'a geçtiğinde daha rafine olması ümidiyle size de çok faydalı hale geleceğine inanıyorum. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalıma üye olmanızı ve videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Ben Burak Şambak, kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle, hoşçakalın.